Seth bu alemin patronu. Yarı vastaya, yarı noksuslu kendi işini kurmuş bir delikanlı. İonya'nın yeraltı dövüş ringlerinin başına geçmiş bir girişimci ve dövüşçü. Seth lafı dolaştırmaz. Gerekirse yumruğunu konuşturur. Ve işini halleder. Yumrukları hisset. Şampiyon tanıtımının bu bölümünde Seth var. Seth'in iki yumruğu var. E haliyle de iki pasifi var. İlki dövüşçü inadı, hasar aldıkça ona can yenilenmesi vererek Seth'i darbelere dayanıklı kılar. İkincisi Seth'in normal saldırıları sırayla bir sol bir sağ elinden çıkar. Sol yumruk normal hasar verirken sağ yumruksa daha hızlı gelir ve daha fazla hasar verir. Buna da haşin sağ kroşe denir. Yapıştır, rakibe doğru koşarken Seth'in hareket hızını arttırır. Sıradaki iki normal saldırısı da ilave hasar verir. Q'sunu kullanıp otomatik saldırınızı sıfırlamak, süratle üst üste 4 yumruğa kadar sıralayarak bir combo çıkarmanızı sağlar. Sol, sağ, Q, tekrar sol, sağ. Seth'in W'su balyoz gibi alınan hasarı pasif şekilde inat olarak depolar. İnat kısa süre içinde erir. Kısa bir hazırlanmadan sonra etkinleştirildiğinde, balyoz gibi biriken bütün inadı harcayıp ortadaki rakiplere gerçek, yanlardakilere ise fiziksel hasar veren dev bir yumruk savurur. İnadım inat, yumruğum iki kanat! Seth aynı anda harcanan inat miktarına bağlı olarak hızla eriyen bir kalkan kazanır. Bir dakika, şu inada bak! %90'ın üstünde! Ne eksik ne noksan! %90! Seth'in inadı %90 ve üstündeyken patronun dövüş coşkusunun görünümüne de nüksettiğini görebilirsiniz. İnadını mı bekletiyorsunuz? Birkaç bölüm sonra gelelim isterseniz. Seth işini biliyor. Formunun zirvesinde düşmanları hasetinden çatlatıyor. Tamam, sustum. Seth'in E'si surat dağıtan, iki tarafında duran rakipleri tutup birbirine çarpar ve hasar verip sersemletir. Çektiği rakipler Seth'in yalnızca bir tarafındaysa yine hasar verir ama onları sersemletmez, yavaşlatır. Surat dağıtan, rakip şampiyon, minyon ve canavarlara etki eder. Öpüşün bakayım! Seth'in ultisi yürek hoplatan. Seth hedef aldığı rakip şampiyonu tutar ve yere çalar. Tuttuğu rakibe hasar verir ve yakındaki tüm rakipleri yavaşlatır. Civarda duran rakipler etki alanına ne kadar yakınsa o kadar çok hasar alır. Yakalanan hedefin ilave canı varsa Seth bunun büyük bir kısmını ilave hasar olarak verir. Ulti atacağınız zaman en çok hasarı vermek için yürek hoplatanla ufak lokmaları değil, gürbüz rakipleri hedef alır. Seth farklı hareketlerle yürek hoplatanı daha gösterişli kılabilir. Hazır mıyız? Neyse. Patronun oynanışında savaş başlatmaktan bahsetmeden olmaz. Konumlanma ve alan hakimiyeti çok önemli. Seth'in ikili yumruk fırsatları için yapıştırla koşabilecek kadar rakibe yakın durması veya minyonları ve rakibi yakalayıp sersemleterek yapacağı yüklü hasar komboları için minyonların etrafında konumlanması gerekebilir. Ayak hakimiyeti kötüyse boşa çıkan komboların cezasını çeker. Seth'in ultisi baskın yapmaya yeltenen ormancılara karşı işe yarayacaktır veya rakip baronu çalmaya çalışırken onları duvara çalacaktır. Vastaya bir ustaya dönüşmek için yürek hoplatanla canı çok olan rakibi sersemletip taşıyıcı rakiplerin tepesine indirin. Sonra surat dağıtanla onları bir güzel çarpıştırın. Bu esnada biriken inatla kafalarına balyoz gibi inip yapıştırla evire çevire yumruklayın. Bir şampiyon tanıtımının daha sonuna geldik. Rakibe doğru fişekli bir kelebek gibi uçun ve zıpkınlı bir arı gibi sokun. Bizden bu kadar. Patron çıldırdı. Hissettiniz mi?